Ekonomide tabii ikinci yüzyılda ne gibi beklentiler var onları da konuşacağız. Biraz 100. yılımızı da değerlendireceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılını. Birkaç cümle alacağım ben e, Abdurrahman Bey sizden sonra bir, şöyle bir dünü e, görüntülerle bakacağız. Şimdi Neler var? Mondos e, müteakir, var. Tabi bu Habertürk.com'da çok güzel özetlemişler. Bunu belki ET'de de çok güzel özetlemişler. Ve burada e, Cumhuriyet'in kazanımları dair özellikle ekonomiye dair detaylar da var. E, Osman Devleti'nden sonra şöyle bakıyorum. İşte 100 e, yüzyıllık şirketlerimiz var. Merkez Bankası'nın kuruluşu vesaire. Şöyle bir üstünden geçelim. Şimdi sadece merkez bankası değil, Örnekle. başka kurumlar da tabii, var. Tabii Yani e, kurumlar ortaya çıkarttı cumhuriyet e, ve özellikle de sanayi kurumları, üretim kurumları ki işte e, Atatürk'ün sözüyle her fabrika bir kaledir e, şeye ile başlayan bir süreç hakikaten ekonomide e, önemli ölçüde bir kalkınma sağladık. Ama bize bizim için yeterli mi henüz değil. Ama baktığımızda işte toplu yine dahi üretemezken evet, diyelim. Parampar, şey 250 ediyoruz. milyar dolarlık ihracata ulaştık. E, kişi başına e, yani işte toplamda baktığımız zaman 50 milyon dolarlık ithalat yaparken 250 milyar, milyar dolara gelmiş olduk. Kişi başına gelir işte 10 bin doların üzerine çıktı. Dolayısıyla bütün var kalkınma demek. Evet. Ama aynı zamanda yani çağdaş uygarlığı yakalamada dünya ile Türkiye ekonomisinin entegre olması, birleşmesi. ne zaman sağlayabildik biz aslında? 80 sonrası aslında sağladık. Ama 80'e kadar da hani boş durmadık. Tabii ki durmadık. Ee, yani önce sanayi tesisleri ve kuruluş aşaması sonra e, İtalya kameci dönem dediğimiz 1960-80 arası yani sermayeyi içeride biriktirmek. Korumak, kollamak, büyümesini sağlamak. 80 yılında 24 Ocak kararıyla ile Türkiye ekonomisi dışa açıldı. Açık hale geldi. Sermaye hareketleri de açık hale geldi. Mal ve hizmetler de serbestçe dolaşmaya başladı. Türkiye ithal ürünlerle tanıştı. İşte çıkı tamuz dedi. Evet çıkı dediğimiz <laughs> doğru söylüyorsunuz. Olay. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık o ithal ürünlerde şu bugüne geldiğimizde? Hani biraz Yani şöyle diyeyim, yaşanması gereken bir süreçmiş. Yani öğrendik. Ee, öğrenme önemli bir şey. Yani muz başta hani daha büyük bir muzdu. Ama sonradan dedi ki ya bizim yerli muz galiba daha tatlı, daha evet. iyi. Evet, şu an Küçük ithalden ama... çıktık. Yani daha çok yerli hani ithal ee, ürüne çok düşkünlüğümüz Bunu kabul etmek lazım. Vardı. Yakından tanıklığım da var. Ben Turgut Özal'ı başbakan olarak da izledim 4-5 sene hmm. gazeteci olarak. O sırada yani Özal hakikaten Türk insanını ithal ürünlere olan iştahını bildiğinden dolayı buluşturdu. Yani ithalatı serbest bıraktı. Ne istiyorsanız getirin dedi. İşte döviz akışını da ona göre kurdu. Kurguladı. Çünkü ihracata önem verdi. Hatta hayali ihracat bile yapıldı. Hmm, o dönemlerde, çok önemli çok vardı. teşvikler verildi evet. çünkü. O ee, ama sonuçta insanımız da hakikaten ithal ürünlere zaman içerisinde herhalde doyacak. Henüz bu doygunluk aşamasına tam değil, gelmiş değiliz. Tam değil ama şu an Çikita muzdan ee, yerli muza geçmiş ama durumdayız yani en azından. Öyle bir şeyimiz var. Büyük evet. bir iştahımız var ithal ürünlere karşı. O, o törpülenmiş oldu bence önemli ölçüde. Bir ölçüde törpülendi. Dolayısıyla yani ilk yüzyılı nasıl geçirdik ekonomide diye özet yapacak olursam ee, biz e, yerli toplum ya da Müslümanlar ya da Türkler ekonomiyi bilmiyorduk. Ekonomiyi sadece çiftçilik olarak biliyorduk. Mesleğimiz ne oydu. Ne güzel. Keşke öyle. biraz. Evet, ticareti ve ekonomiyi öğrendik. Evet. Artık ekonominin her alanında, üretim bazında, pazarlama aşamasında, ihracatta vesaire, Finansta, ya yani Türklerden bankacı olmaz. Bankacılık evet. yapamaz derlerdi. Evet doğru. İşte yaptık bankacılığı da ispatladık Biz, yapabildiğimizi. Bizim için çok zor bir şeydi bankacılık işte yatırım şirketleri ki 97'lerde bankalardan yatırım firmaların ayrıştı zaten. Daha önce bankalar yapıyordu yatırım ya, işte şirketleri. Galata Bankerleri yavaş, vardı diyelim yavaş. hani sermaye piyasasında yabancılar hakimdi tam olarak Galata Bankerleri. Banka, banka da yok Osmanlı Bankası var ama yabancı bir banka, yabancı evet. sermayeli bir banka. Ve Merkez Bankası rolünü üstleniyor. Yani para basıyor, Osmanlı'nın parasını basıyor. Dolayısıyla biz hakikaten e, Türklerin de bankacılık yapabildiğini ispatladık. Yaptığını da gördük ve bu çok bankalarda hakikaten e, yabancı bankalara Türkiye'de pek de rekabet şansı tanımıyor. Yani yabancı bankalara açığız, açığız. davet ediyoruz, geliyorlar ama, ama rekabet edemiyorlar evet, ve gitmek isteyenler de var. Doğru böyle bakınca güzel bir yere geldik hakikaten yani biz ekonomiyi tam olarak öğrendik. Eee belki hani çok arzuladığımız yerde değiliz bir asır sonra ama ikinci asra çok eee birinciye bu göre daha öğrenmiş, iyi. Gelişmiştir, evet. güç kazanmış, dünyayla entegre olmuş, ilişkileri kurmuş ve belli bir güven sağlamış ülke olarak giriyoruz ki İtalya'dan Hindistan'a kadar olan bir coğrafyada Türkiye'nin üretim gücü ve ticari ağı olabilen başka bir ülke bence yok